Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni baba durum videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar dün video atamadım. Kusura bakmayın. Modellerde pek bir değişiklik olmadığı için, sistemlerde pek bir değişiklik olmadığı için dün video atamadım ama bugün yeni güncellemeyle değişiklikler oldu. Yani şöyle değişiklikler oldu. Arkadaşlar hatırlarsanız geçen videomda İstanbul'a 7-8 Ocak'ta kar geliyor demiştim. Arkadaşlar o sistem kaydı. Öyle bir sistem gelmiyor şu anda İstanbul için. Ben de gördüğümde şaşırdım ama sistem kaydı yani bakın. Hemen zaten 7 Ocak'a gittiğimizde öyle bir sistem görünmüyor. Şöyle biraz daha gittiğimiz zaman 14 Ocak'ta öyle bir sistem görünüyor. İstanbul'a giren bir sistem. Şöyle bakın görünüyor. Ama arkadaşlar ondan önce böyle bir büyük bir sistem gireceğini zannetmiyorum İstanbul'a. Hatta bakın 18 Ocak'ta arkadaşlar bir sistem daha görünüyor. Hatta şöyle Türkiye'yi yakınlaştırırsam bir saniye. Yani 7 Ocak'ta değil arkadaşlar, onu size söyleyeyim. 7 Ocak'ta bir sistem görünmüyor Türkiye'de. Bakın gördüğünüz gibi. Ben o yüzden arkadaşlar bakın o yüzden ben her videomda diyorum. Sistemler sürekli olarak değişiyor. O yüzden kesin konuşmuyorum. Kesin konuşmamı isteyen çok arkadaşım var ama ben bu sistemler sürekli kaydığı için kaybolduğu için başka yerlere kaydıkları için kesin konuşmak istemiyorum. Yani buradan anlayın beni. Şimdi arkadaşlar tekrardan İstanbul için 18 Ocak'a gidiyoruz. Arkadaşlar İstanbul için 18 Ocak şu anda görünüyor burada. Gördüğünüz gibi İstanbul ve Ege bölgesi için, Akdeniz bölgesini demiyorum. Ege bölgesi ve Ege ve Marmara bölgesi için diyorum arkadaşlar. Bu bölgelerde 18 Ocak'ta bir soğuk hava dalgası girecek. Kar bırakacak bir soğuk hava dalgası ama yani 2 hafta daha var, dediğim gibi uzak bir tahmin. Bu da kayacaktır büyük ihtimal. Yani şimdilik arkadaşlar 18 Ocak'ta bir soğuk hava dalgası görünüyor. Onu size söyleyeyim. Şimdi daha önceye gidersek şöyle. Arkadaşlar zaten Doğu Anadolu bölgesinde gördüğünüz gibi kaç haftadır, yani yaklaşık 10 gün oldu, bir haftaya geçti. Bir haftadır bu soğuk hava dalgası var. Yüksek basınçtan dolayı orada hapsolmuş bir soğuk hava dalgası var. O orada şu anlık duruyor. Yani her yere kar yağmıştır orada. Şimdi arkadaşlar onun haricindeki sistemlere bakacak olursak 11 Ocak'ta arkadaşlar Trakya'dan bir sistem daha giriyor. Şöyle. Ama hafif bir sistem, ağır bir sistem değil. Bir sistem daha giriyor. Yavaş yavaş tüm ülkeye yayılıyor arkadaşlar. Yani daha çok Doğu Anadolu bölgesine yine ağırlık gösteriyor. İstanbul'a da zaten dediğim gibi 17-18 Ocak'ta bir sistem daha giriyor. Kar bırakabilecek bir sistem. Yani arkadaşlar kar gelirse İstanbul'a bu sistemden gelir ama sistemin kaybolmaması gerekiyor. Yani olduğu gibi gelmesi gerekiyor. O yüzden arkadaşlar gelmesini ümit ediyoruz. Arkadaşlar yağış haritasına baktığımız zaman arkadaşlar videoyu durdurmak zorunda kaldım. 2 dakika bir işim çıktı, hemen gidip geldim. Arkadaşlar şimdi yağış haritasına geçtik. 2 Ocak'tan başlayıp 18 Ocak'a kadar gideceğiz. Arkadaşlar bugünün yağış haritası tüm Karadeniz sahilleri arkadaşlar, yağmur ve kar yağışı için söylüyorum. Yani yağmur yağış arkadaşlar, bütün Karadeniz kıyısı için yağmur yağışı var. Belirli bölgeler dışında hep yağmur yağışı var. Hemen İç Anadolu bölgesine girdiğimiz zaman arkadaşlar Kayseri civarı arkadaşlar kar yağışı gösteriyor. Trabzon civarı hatta kar yağışı gösteriyor. Yine Gümüşhane, Bayburt diyebilirim size. Her yer kar yağışı gösteriyor. Yarın haritasına gidecek olursak arkadaşlar, yarın ilginçtir ki Atak büyük ölçüde kayboluyor. Ve Trabzon için ve bir saniye, Trabzon, Rize, Giresun, Artvin için bir kar yağışı gösteriyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Sonra Güneydoğu Anadolu bölgemizde birkaç kısımda arkadaşlar yine bir kar yağışı gösteriyor. Yarın için, 3 Ocak için. 4 Ocak gittiğim zaman bir şey yok. Böyle küçük ataklara geçiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar hemen 7 Ocak'ta, pardon 8 Ocak'ta ülkeye yine bir yağmur atağı geliyor. Antalya için gördüğünüz gibi Antalya, Muğla'nın bir kısmı yağmur atağı geliyor. Ondan sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha içeri doğru giriyor bu ataklar. Arkadaşlar evet 9 Ocak'ta bir saniye şöyle, evet 9 Ocak'ta Antalya için tekrar bir sel uyarısı olabilir. Gördüğünüz gibi kırmızı bölgeyle gösterilmiş Antalya'nın bir kısmını.
Yani burası kuvvetli yağış alacaktır ve sel ihtimali olabilir. Ona dikkat etmeniz gerekiyor. Antalya'da yaşayan arkadaşlarım için söylüyorum. Devam edelim. Arkadaşlar bu evet tam beklediğim patlama yeri. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok kuvvetli bir atak var burada. Tüm ülkeye giriyor şu anda gördüğünüz gibi. Özellikle Ege ve Akdeniz kısmına daha çok baskı yapıyor. Oradan biraz daha içeri giriyor arkadaşlar. İç Anadolu bölgemize doğru. Bakın arkadaşlar yer yer kar yağışı, yer yer sağanak yağmurlu, yer yer hafif yağmur. Ama yani her yer bir yağış alıyor gördüğünüz gibi. Ondan sonra arkadaşlar ülkeye yayılıyor yavaş yavaş. Bakın o mavi kısımlar var ya arkadaşlar. Oradaki hava yeterince soğuk olursa o yağmur yağışını kar yağışını dönüştürebilir. Onu size söyleyeyim. Hatta İstanbul için arkadaşlar 18 Ocağı işaret ediyorduk. Şimdi bakalım 18 Ocak'ta bir kar yağışı var mı İstanbul'da göreceğiz. 11 Ocak'a geldiğimizde arkadaşlar gördüğünüz gibi Güneydoğu Anadolu bölgemizde yine bir çok kuvvetli diyebileceğim bir kar yağışı olacak. 11 Ocak için söylüyorum. Şöyle gidelim biraz daha. Arkadaşlar gördüğünüz gibi biraz daha yan tarafa çekilmiş durumda. Doğu Anadolu bölgemize çekilmiş durumda. Bu kar yağış atağı. Biraz daha gidiyoruz. İstanbul'u merak ediyorum. Çünkü İstanbul'da yaşayan ve çok çok fazla soran arkadaşım var. Onlara cevap vermek adına İstanbul'u merak ediyorum. Arkadaşlar İstanbul'da yer yer böyle hafif hafif çok hafif 14 Ocak 13 veya 14 Ocak'ta arkadaşlar çok hafif diyebileceğimiz şekilde kar yağışı olabilir. Yerde asla tutmayacaktır ama yani burada göründüğü kadarıyla yerde tutmayacaktır bu kar yağışları. Fakat yağacaktır. O öyle gösteriyor. 18 Ocak'a gittiğim zaman arkadaşlar bir saniye. Evet arkadaşlar 18 Ocak'a gittiğimizde İstanbul için bir kar yağışı var. 17 Ocak'tan başlıyor. İstanbul için bir kar yağışı görünüyor arkadaşlar. Ya çok kuvvetli bir yağış mı? Değil tabii ki de ama bir kar yağışı görünüyor. Onun haricinde gördüğünüz mor yerler hep kar ataklar arkadaşlar. Kar yağacak olan yerler. Nerede oturuyorsanız arkadaşlar, hangi şehirde yaşıyorsanız yerini biliyorsunuzdur zaten şehrinizin. Ona göre kendi yorumunuzu yapabilirsiniz. Yani yağacak mı sizin şehrinize, yağmayacak mı diye görebilirsiniz buradan. Arkadaşlar bu şekildeydi. VXCharts. Bir de isterseniz bir Ventuska'ya girelim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar Ventuska'nın yağış haritasına girmiş bulunmaktayız. Şöyle kar yağışı haritasına girdim. Evet. Arkadaşlar kar yağışı haritasına girdiğim zaman bugün için arkadaşlar kar yağışı olan bölgeler bu şekilde. Mavi ve pembe kısımlar. Kar yağışı olan yerleri gördüğünüz gibi. Şöyle bir bakalım en fazla ne zaman yağacak? Bir saniye arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Pazartesi günü bir dahaki hafta yani 10 Ocak. 10 Ocak'ta Doğu bölgelerimiz için kuvvetli kar yağışı gelebilir. Gördüğünüz gibi bayağı da kuvvetli bir kar yağışı gelebilir. Bu evet gördüğüm kadarıyla arkadaşlar Doğu bölgelerimize gelecek kar yağışı. Salı gününe geçelim 11 Ocak. Arkadaşlar ben İstanbul için aslında bakıyorum ama İstanbul için evet çok öyle yani ciddi bir şey yok. Kar yağışı yok. Evet. Arkadaşlar İstanbul için şu anlık bir kar yağışı yok ama geçen sene ne zaman yağmıştı? Ocak sonlarında doğru mu yağmıştı? Öyle hatırlıyorum ama. Arkadaşlar yani dediğim gibi kışın bitmesine daha var. Umurunuzu kaybetmeyin hemen. İlla ki yağacaktır diyorum size. Bu videomuz bu kadardı arkadaşlar. Çoğu yere baktık. Hatta her yere baktık. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.